Oyuncak Butiğim kanalının Azra ile Barbie modası programına hoş geldiniz. Ben Anna. Ben Ariel. Bugün programı biz sunuyoruz değil mi Anna? Maalesef biz sunuyoruz Ariel. Maalesef biz. Nerede acaba bu Azra ile Eylül? Ha? Neredeler dersin? Gerçekten ben de bilmiyorum. Neredeler, hiç sesimizi çıkarmasak da bütün programı biz mi sunsak acaba? Ha? Arkadaşlara soralım. Programı bugün biz sunsak ne dersiniz? Çok eğlenceli olmaz mı? Bence çok eğlenceli. Evet, bugün programı hem biz sunalım hem de jüri üyesi olalım. Ne dersin Anna? Gerçekten süper olur. Tamam, ben de kabul ediyorum. Hiç sesimizi çıkarmayalım ve bu programı biz sunalım. Sakın haber vermiyorsunuz, tamam mı? Azra ile Eylül duymasınlar. Ne yapıyorlardı? Dur bakalım. Nasıldı bu program? Heh, hatırladım. İlk önce yarışmacımızı alacağız ve yarışmacımızı podyumda yürüteceğiz. Tamam mı Ariel? Sen şimdi ben jüri koltuğuna oturayım istersen. Sen de hemen hangi yarışmacımız olduğunu yarışmacılara sorarız. Kopya çekeriz birazcık. Ne yapalım artık? Yarışmacılarımızdan işte yarışacak olanı al, sen podyumda yürü, tamam mı? Peki peki. Ay çok eğlenceli bu. Şimdi ben hemen gidip yarışmacımızı buluyorum ve podyuma davet ediyorum, tamam mı? Ay bugün farklı bir program oldu açıkçası, değil mi? Evet, çok farklı oldu. Böyle sessiz sakin, böyle sessiz sedasız, gizli gizli program yapıyormuşuz gibi sanki, değil mi Ela? Evet, evet, çok heyecanlı. Ve bugün biz yarışacağız. Dur bakalım, Ariel'e doğru ilerleyelim hadi. Evet, bugünkü yarışmacılarımız Ela ve Melisa, hoş geldiniz. Bugün formatı biz birazcık değiştirdik. Sizin ikiniz birden podyumda yürüyeceksiniz ve elbiselerinizi bize anlatacaksınız. Nasıl tasarladınız, neler yaptınız ve ilk önce sizi tanıyalım. Biz Ela ve Melisa kimdir? Sonrasında da Şen ablanın atölyesine gideceğiz. Şen ablanın atölyesi neler yapmışsınız? Onları izleyeceğiz. O zaman Ela'cığım, ilk önce senden başlayalım. Neler yaparsın, neleri seversin? Anlat bize bakalım. Ben Ela... Ben bir çocuk yuvasında anaokulu öğretmeniyim. Çocukları çok seviyorum. Çocuklarla çok iyi anlaşıyorum. Onlar da beni seviyordur herhalde diye düşünüyorum. Ben böyle bir elbise giymeyi tercih ettim. Biraz çocuklarla ilgili bir işim olduğu için çok siyah ve karanlık giyinmiş gibi düşünebilirsiniz beni, ama ben aslında çok renkli giyinirim her gün. Onun için böyle birazcık farklı olmayı düşündüm. Bugün de siyah giyineyim diye düşündüm. Ben bugün okulumuzun yılbaşı partisine katılacağım. Okulda yeni yıl partisi veriyoruz ve ona katılacağım. Onun için böyle bir kıyafet tercih ettim. Siyah, ama görüyorsunuz ki renkli kişiliğimi yansıtan bir toga var kafamda. Fuşya pembesi, o rengi de çok severim açıkçası. Evet, evet. Evet Ela'cığım, gerçekten renkli bir kişiliğin olduğunu biz biliyoruz. O zaman biraz da Melisa'yı dinleyelim bakalım. Merhaba. En renkli karakter benimdir herhalde burada. Böyle pembeler içinde saçlarım uzun uzun falan, böyle takılar takmayı seven bir tek sanki ben varım. Hem de bu yönümle gayet iddialıyım. Ben kıyafetimden de belli olduğu gibi bir balerinim ve bugün bir resitalimiz var ve ben bu resitale gidiyorum.
Resitalde çalıştırdığım arkadaşlarım var. Ben yönetmenlik yaptım bu resitalde. Dansları ben, koreografisini ben yaptım dansların. Oraya katılacağım ve onun için mesleğimi temsil eden bir kıyafet giymeyi tercih ettim. Umarım herkes beğenir. Evet arkadaşlar, o zaman şimdi Şen ablanın atölyesine gideceğiz ve Ela ile Melisa'nın orada neler yaptığını seyredeceğiz. Hemen ondan sonra da Anna'ya dönüp ve tabii ki bana dönüp benim ve Anna'nın bu elbiseler hakkında fikirlerimizi sunacağız sizlere. O zaman seyredelim bakalım Şen ablanın atölyesini. Merhaba arkadaşlar. Bugün de Şen ablanın atölyesine ben geldim. Eylül programımızda. Bugün kimle birlikteyiz Şen abla? Kim geliyor sana elbise diktirmeye? Sanırım Ela gelecek bugün. Onunla bir Evet. konuşacağız bakalım ne istiyor. Ona göre bir şeyler yapacağız. Evet. Bugün Ela aramızda. Ela neler istedi merak ediyorum açıkçası. Bakalım o zaman Ela neler istemiş ve Şen abla neler dikmiş? Anacığım, geldik senin fikirlerini almaya. Şen ablanın atölyesinde seyrettik. Şimdi senin fikirlerini bir alalım bakalım. Ariel'cim, ben Ela ile ilgili şunları söyleyebilirim. Dur şöyle bir daha bakayım son kez. Ela gerçekten belli ki çok renkli bir kişilik. Fuşya rengi otokasıyla gerçekten ben bayıldım. Elbisesinin siyahlığını tamamen ortadan kaldırmış. Umarım başarılı olur. Bunları söyleyebileceğim. Melisacığım, sen de balerinsin. Evet, ben en sevdiğim mesleklerden bir tanesi balerin. Sen de bu baloya giderken, yani resitale giderken bu farklı giyinebilirdin. Biraz daha farklı bir kıyafet giyinebilirdin. Her zaman nasıl olsa böyle şeyler giyiyorsun diye düşünüyorum. Derslerde de onları çalıştırırken de farklı elbiseler giyebilirdin. Ama bu elbise sana çok yakışıyor. Hele ki pembe, saçlarındaki o renkler falan çok yakışıyor. Bunları söyleyebilirim. Peki Ariel'cim, sen neler söyleyeceksin? Aynı zamanda jüri üyesisin biliyorsun. Biz bu programı sunduk tabii ki Azra ve Eylül'den habersiz ama hadi bakalım seni dinleyelim şimdi de. Arkadaşlar ben ikinizin de elbisesini çok beğendim. Renkleri de çok beğendim. İkinize de çok yakışmış. Çünkü sizin fiziğinize, saçlarınıza bu elbiseleri çok yakıştırdım. Gerçi ben bütün arkadaşların bütün tasarımlarını çok beğendim. Bunları söylemek isterim. Ve Şen ablanın atölyesinde ben ayrıca seviyorum. Ve lütfen onu da söyleyelim hemen. Ela ve Melisa'nın elbiselerinin dikimlerini görmek istiyorsanız, nasıl dikmişler bu elbiseleri, lütfen Şen ablanın atölyesini ziyaret ediyorsunuz. O videoyu da seyretmeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Ela ve Melisa'nın elbise yapımları videosu bunlar. Ve size başarılar diliyorum arkadaşlar. Umarım güzel bir yarışma olur. Bu son bölümüydü yarışmamızın biliyorum. Ve artık aranızdan biri birinci olacak değil mi? Ve bu birinci olanla birlikte çok büyük bir parti yapılacak burada biliyorsunuz. Ve arkadaşlar bu partiye bütün daha önce katılmış bu programa jüri üyelerinin hepsi davetli ve bütün yarışmacılarla büyük bir parti yapacağız. Haberiniz olsun, sakın kaçırmayın o partiyi, tamam mı? Evet, bizi seyrettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Oyuncak Butiğim adlı kanala üye olmayı unutmuyorsunuz, olur mu? Bundan sonraki yeni videolarımızı, yarışmalarımızı ve Şen ablanın atölyesinden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız lütfen Oyuncak Butiğim adlı kanalımıza abone olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.